Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesini izliyorsunuz. Hiçbirimiz iyi değiliz. Toplumsal bir travma bu. Patronunuza, iş arkadaşlarınıza, komşunuza, arkadaşlarınızın çocuklarının ana babasına derdinizi, içinde olduğunuz durumu anlatabilmek istiyorsunuz. Ama hangi kelimelerle belki bilemiyorsunuz. Aslında onların sizi anlamasını bekliyorsunuz, onların size gelmesini bekliyorsunuz ve talep etmek hakkınız. Ama nasıl, ama hangi kelimelerle? İşte bu yayın çok önemli bir rehber olacak sizin için. Yıllarca çalıştınız, yoruldunuz, artık emekli olmaya karar verdiniz. Biliyorsunuz 60 yaşında erken emekli olma yolunu seçebilirsiniz. Başvurduğunuzda size CPP maaşı bağlanacaktır. Ancak 65 yaşına kadar hala prim ödemeye devam etmek zorundasınız. 65 yaşına geldiğinizde artık prim ödememek için bir başvuru formu doldurarak bunu devlete göndermeniz gerekir. Yayınımıza hoş geldin Bahar Özkan. Hoş buldum, merhaba İrem Çakır. Bahar, we are not okay, iyi değiliz ve çok uzun sürede olamayacağız çığlığı yükseliyor her yerde ve Kanadalı yaşamlarımızda gerçekten iş yerinde, meslektaşlarıyla insanların ve dışarıda, evin dışında yürüyen hayat başka, içerideki hayat başka. Bunu bir uçurum olarak tarif ediyorsun sen. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Bu uçurum çok kocamanlaştı. İlk hafta, geçen hafta durumun şoku içindeydik ama artık bu hafta işlere geri dönmek, topluma tekrar yeniden karışmakla beraber fark ediyoruz ki dışarıdaki hayat devam ediyor. Özellikle Kanadalılar, diğer göçmenler için bizim hayatımız durdu. Aradaki uçurum bundan ibaret aslında. Biz duruyoruz mentally, physically yani bayağı ilerleyemez vaziyetteyiz. Ama hayat öyle değil. Çalışmak zorundayız, sosyalleşiyoruz ve benzeri. Dolayısıyla bu uçurumda parçalanmamak mümkün mü emin değilim İrep. Ama bildiğim bir şey var ki ilişki ve iletişimde kalmak tek çözüm. Ve bu sadece kendi komünitimizde, kendi insanımızda olmak zorunda da değil. Bu sohbet ettiğimiz bir insanla kuracağımız temas olabilir. Bir terapistle, bir danışmanla kuracağımız iletişim, bir temas da olabilir. Kime ne uyuyorsa, bireysel temas, grup teması, iletişimi ne kime iyi geliyorsa onu göçmen olarak da sürdürmek durumundayız, zorundayız. Bizi paramparça etmekten kurtaracak tek şey iletişim ve ilişki. Evet. Böyle başlıyoruz. Akıl ve ruh sağlığıyla ilişkili zaten hani çok büyük hani bu terapileri, toplumsal travmayı daha uzun süre konuşacağız. Ama burada hızlı bir girişim yaptın sen. İnsanların kendini ifade edebilmesi için iş yerlerindeki dışarıda yaşamda. Yani bir aksiyon var burada aslında. Şimdi onu duymak evet. istiyorum. Bir klinik psikolog olarak ayağa kalkıp bir saniye bizim patronlarımıza, sizin işte çalışma arkadaşlarına verebileceğiniz bir şey var, onlara aktarabileceğiniz bir bilgi var, o da burada dedin. Nedir bu? Evet, ben bir broşür hazırladım. 3 sayfalık bir doküman, mini kitapçık gibi bir şey aslında. Çünkü burada çok yalnızız. Özellikle bu süreçte bunu fark ettik. Ne kadar küçük ve yalnız olabildiğimizi. Çalışmaya çalışırken de kalbimiz ağrıyor. Bu acıyı yanımızda taşıyoruz, cebimize koyduk, bilgisayarlarımızı açıyoruz. Ama beynimizin arka tarafında başka şeyler var. O yüzden üretken olmamız engelleniyor maalesef. Konsantre olamıyoruz. Brain fog dediğimiz, beyin pusu dediğimiz bir durum yaşıyoruz aslında. Hepimizin beyni bir karmaşa içerisinde. Dolayısıyla da 3 adımda özetledim İrep bu durumu. Birincisi, bunu fark eden ve action alan, adım atan şirketler olduğu gibi atmayanlar da oldu. Bu noktada bir kurban psikolojisinde durmadan biraz gücü elimize alıp bir şey yapabilmeyi önerdim herkese. Bu yüzden de bu broşürü insan kaynakları departmanlarına, yöneticilerine, yan masada oturan arkadaşlarına bile iletseler, belki kapılarına bile assalar, Türkiye'den olan kişilerin ve Suriye'den olan kişilerin kolektif bir yas içerisinde olduğunu, bu sürecin 6 ayla 1 yıla kadar sürebileceğini, bu semptomların ve yaşadığımız bu karmaşanın uzun sürebileceğini, bunun iş yerine yansıyabileceğini ama desteğe ihtiyacımız olacağını talep etmeliyiz. Bu birincisi. Talebi de bu tip broşürlerle konuşarak, anlatarak yapmalıyız. İsyan etmek yerine birazcık ihtiyaçlarımızın arkasında durup bizi görebilir misiniz, rica etsem duyabilir misiniz çabasında olmamız gerekiyor. Bu birinci adım.
İkincisi, şirketlere sesleniyorum. Eğer dinleyen yöneticiler, eğer ki işverenler varsa yayınımızı da. Bu sadece çalışanlarınızın psikoloğa gitmesini yönlendirmek ya da bir mail atıp donation yapmaktan ibaret bir destek süreci değil. Çalışma ortamını ve düzenini insanların ihtiyacına göre biçimlendirmemiz gerekiyor. Kişileri fazla deşmeden ve makro management diyoruz buna. Yani küçük küçük ne yaptıklarını arkadan denetlemeden bu sürede birazcık o alanı vererek ilerlemek gerekiyor. Çalışma saatlerinde, çalışma düzenlerinde değişiklik yapmak gerekebilir. Ve bizler bunu talep de edebiliriz. Yani ben uyuyamıyorum ve sabah da kalkamıyorum dolayısıyla. O yüzden ben önümüzdeki birkaç hafta geç başlayabilir miyim? Bunu biz de talep edebiliriz ya da lütfen bize bunu bu olanağı sağlasınlar. Talebim bu yönde. Onun haricinde eğer ki yapabiliyorlarsa ofislere, şirketlere belki bir süreliğine biraz danışman desteği verebilmek çok önemli. Bunu sağlamaları. Ek olarak aslında yöneticilerin birebir desteği çok mühim. Lütfen toplantılarda önce nasıl olduğunuzu, nasıl hissettiğinizi söylemeye, o alanı almaya çabalayın. Alamıyorsak talep edelim. Belki menajerimizden, müdürümüzden ya ben çok zor bir dönemden geçiyorum. Lütfen birazcık daha bu süreci insanlaştırabilir miyiz? Maillere birazcık daha nasılsın diye sorarak, mesaj atıp nasılsın diye halimizi, hatımızı sorarak başlayabilir misiniz? Taleplerini yapmak durumundayız. Onlar bizi görmüyorlarsa biz kendimizi göstereceğiz. Yöneticilerin desteği çok önemli. Ve onun harici üçüncü adımda kolektif support diyoruz buna. Yani şirketlerde belki aynı travmadan geçmiş başka milletler olabilir. Biz buna mesela paylaşılmış travma diyebiliriz diyoruz bazen. Örnek vereyim, kadınlar grupları, yani kadınların geçtiği birçok travmaya destek olan kadın grupları oluşuyor şirketlerde. Bir kadın birey olarak Türk komüniteden ya da Suriye komüniteden bu gruplara gidip mental health desteği, ruh sağlığı desteği alabiliriz. Ya da belki daha azınlıkların kurduğu başka küçük destek grupları olabiliyor şirketlerde. Kapılarını çalın, e-mail atın. Ben de katılabilir miyim? Bir yaz sürecinden geçiyorum. Desteğe ihtiyacım var deyin. Ve de insan kaynakları departmanının kapısını çalıp lütfen benimle bu şirketin polisleri, poliçeleri, insanları support etmek, destek vermek için neler yapıyorsunuz? Benimle paylaşabilir misiniz? Haberim yok. Talebinde bulunalım. Bahar, bu arada sen nasıl bir çalışma ortamındasın? Sen nasıl bir adım atabildin bu rehberle birlikte? Ben çok büyük bir firmanın global esenlik direktörüyüm. Türkçe çevrimi birazcık komik olabiliyor ama İngilizce de global well-being diye geçiyor. Çalışanlarımızın ruh sağlığı ve well-being'inden sorumluyum aslında. Belki de Türkiye'den olmam ve işin başında olmam sebebiyle daha hızlı adımlar atabildik açıkçası. Çok hızlı bir e-maille etkilenen bölgelere ulaştık. Belli Excel sheetleri hemen bölgelerin müdürlerine yollayıp kimler etkilenmiş, kimlerin ailelerinde hasarlar var, ölümler var mı ailelerinde gibi bu datayı hızlıca toplayıp bu kişilere birebirden ulaşmayı uygun gördük. Çünkü şunu özenle vurgulamak isterim ki hiçbir şey birebir müdahalenin ve birebir interaction'ın o connection yerini tutmuyor. Böyle e-mailler gönderiyor her firma ama biraz duygusuz olabiliyor. O yüzden de bu e-mailleri yaptık ama birebir de herkese ulaştık ve de sorduk. Bu da çok önemli. Sormak lazım. Herkesin ihtiyacı ve beklentisi çok başka. Öbür türlü kendi deneyimlerimizden yansıtma yapmış oluyoruz. Yani ben neyi uygun görüyorsam onu yapmış oluyorum ve o da yerini bulmuyor aslında. Birebir sorduk. Şu anda tam olarak neye ihtiyacınız var? Ailenize maddi bir desteğe mi? Yoksa birebir bir psikolojik desteğe mi? Biraz grup çalışmasına mı? Sizin için ne yapabiliriz? Datasını toplayıp ona göre bir müdahale planı çıkardık ortaya. Onun haricinde bu da çok önemli. Tüm bölgelerimize insan kaynakları, ruh sağlığı ekiplerini toplantılara gönderdik. Hiçbir şey yapmasalar bile biz buradayız, sizin için buradayız. Dinlemek istiyoruz ve de söylemek istediğiniz bir şey olursa alan vermek istiyoruz. Mesajını vermeye çalıştık. Önümüzdeki aylarda da bu şok etkisi biraz geçtikten sonra da grup çalışmaları, kişileri mental sağlığına yardımcı olabilecek dokümanlar, eğitimlerle devam edeceğiz. Bu çok uzun bir maraton. Bu bir maraton. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu böyle bir kriz yaşandı, geçti durumu değil. İnsanların hayatları değişti. Hayatları alt üst durumda. Ve de şunu vurgulamak isterim. Bunu birebir de yaşamış olmamıza gerek yok. Bir durumu izleyerek de, gözlemleyerek de, medyadan takip ederek de bağımızın olduğu, köklerimizin olduğu yerin travmasını içselleştiriyoruz. Uzakta olmamız durumu az yaşadığımız, daha hafif atlattığımız anlamına gelmiyor. O yüzden ben kendi şirketimde bunun çok uzun vadede ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bizim için de, Ukrayna için de, Suriye için de.
geçerli söylediklerim. Çok da güzel bir rehber elde ama buna nasıl ulaşacaklar ve nasıl yayılabilecek? Bütün sosyal mecralardan, Instagram ve LinkedIn'den bunu ağızdan ağza duyurmuş durumdayım. Aynı zamanda buradaki organizasyonlara da birebir ilettim e-mail yoluyla. TEPAK gibi organizasyonların da elinde bulunmakta. Psikolog Bahar Özkan Instagram hesabım. Profilime sabitledim dokümanı. LinkedIn'de ismim Bahar Özkan. Beni takip ederseniz oradan da ulaşabilirsiniz. Buralardan, bu sosyal mecralardan özelden mesaj atarsanız seve seve e-maille de gönderirim. Şu anda bu mecralarda yayın. Tamam, ben bunların linklerini videonun açıklama bölümünde hepsini ayrıntılı olarak vereceğim. Böylece oradan ulaşabilirler. İsterlerse online olarak, yani dijital ortamda, isterlerse de bastırarak bir şekilde yayabilirler. Sonuçta bu kolektif yaz için sen de bunu bir kolektif ortamın kullanımına açtığın bir iş, evet, olarak, bir kamu yararına bir şey olarak ortaya koyuyorsun ve açık, değil mi, herkesin kullanımına? Herkes açık, bedava, herkes istediği gibi kullanabilir, çıktı alabilir, istedikleri dillere tercüme edebilirler, ofislerine dağıtabilirler, asabilirler ofislerine, kapılarına, nasıl isterlerse öyle kullanabilirler. Şimdi bunun aslında burada Kanada'daki kamu kurumlarına da gitmesi gerektiğini düşünüyorum Bahar. Yani bunun Türkiye bütün kökenli bu toplumun şu anda kolektif yas ve bir travmasını yaşayan ve hala da acısıyla yoğrulmaya çalışıp bir yardım duygusunun içinde çabalayan bir toplumdan bahsediyoruz. Yani o kadar çok dinamiği var ki bu kamu kuruluşlarının da, yani hükümet tarafından yerel hükümetler olsun, federal hükümetler olsun, yayılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için nasıl bir adım atabileceksiniz? Bu haber evet bir kaynak elimizde ama bunun dışında sizler de bağlantıya geçebiliyor musunuz? Evet, önce özel kurumlardan bahsedeyim. Tek bir liste oluşturdum. Tek tek burada bildiğim ve yakınlarımın çalıştığı kurumların insan kaynaklarına birebir e-mail atarak hem bu versiyonunu hem de daha uygulanabilir adımların yazdığı guidebook olarak hazırladığım versiyonunu gönderdim. Eğer ki sizin kurumlarınıza ulaşmamı da isterseniz bana birebirden şirketlerinizin isimlerini, insan kaynakları e-maillerini gönderebilirsiniz. Onun haricinde de kamu kurumları içinde şu an MP'lere ulaşıp neler yapabileceğimizi planlamaya çalışıyoruz. Çalışma Bakanlıklarına bunun bir an önce gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çok hızlı, çok yeni bir çaba ama çok önemli ve vakit kaybetmemek gerekiyor yani. Evet, şu kesinlikle. Günde. Son bir şey daha vurgulayabilir miyim? Bu süreçte en büyük dostumuz birbirimiziz. Birbirimizde gördüğümüz eskiden olmayan ama yeni şu an canlanmış davranışlar, bazı semptomlar. Birbirimizi iyi görmüyorsak bunların da üstünü lütfen kapatmayalım. Bizler birbirimizi koruyacağız. O yüzden bunları böyle bir farkındalıkla fark edersek ve yönlendirmeler de yaparsak buradaki kuruluşlara, bedava hizmet veren ruh sağlığı kurumlarına çok mutlu olurum. O yüzden de hepinizin yardımına ihtiyacım var. Burada çok az psikoterapistiz. Bunu hep beraber halledeceğiz. Tamam. Bu noktada Türkiye'ye yardımlarla ilgili çalışan burada da birçok psikologlar da var. Bir takım listeler oluşturuluyor. Onları biliyorum. Onlarla ilgili de ayrı bir yayın yapacağım. Ama buradan Kanada'dan psikolog desteğinin Türkiye'ye ulaşması da önemli. Yani hem burası için lazım hem de Türkiye için lazım. Ama en azından siz şimdi burada bir hızlı birlikteliği sağlayabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Hem burası için hem Türkiye için elimizden gelen hem bilgi aktarımını hem de fiziksel, mental desteği sağlamaya devam edeceğiz. Ben de buradan şöyle bir çağrı yapmak istiyorum. Hem federal anlamda hem de yerel, provincial bütün hükümetlerde çalışanlara özellikle bunu bir hani el kitabı olarak alıp bir an önce sisteme geçebilmesi konusunda çaba göstermelerinin çağrısını özellikle buradan yineliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Bahar Özkan, klinik psikolog Toronto'dan ama bütün göçmen toplumu ve aslında sadece Kanada değil, dünyanın her yerindeki Türkiye kökenli göçmen gruplar için önemli bu yapılan çalışma. Fakat burada da Kanada'da işte tam bugün şu anda ihtiyacımız var. O yüzden sesinizi iş çevrenizde, patronunuza da, çalışma arkadaşlarınıza da, komşunuza da duyuracağınız şeyler. Belki de hangi kelimelerle ifade edeceğinizi bilmiyorsunuz ama işte o kelimeleri veren, değil mi? O kelimeleri birçok kişi çünkü kelimelerini de bulmakta zorlanıyor. Bahar, yanılıyor muyum? Hangi kelimelerle ifade etmeliyim? Hangisi daha doğru olur? İşte bu el kitabından o doğru kavramlarla ulaşabilmek mümkün olacak şimdi. Öyle, gerçekten çok doğru bir nokta. Çünkü rahat şekilde düşünemiyoruz, aktaramıyoruz. Gerçekten kognitif, bilişsel süreçlerde hepimizde bir blokaj söz konusu ve bu çok normal. Sadece kapatmadan tek bir uyarıyla kapatayım. Bu son bir haftada o kadar çok şey duydum ve o kadar fazla insanla temasım oldu ki lütfen rutinlerinize dönmeye,
kendinize belli ölçüde o desteği verebilmeye çabalayın derim. Alkol kullanımında bir artış olmasından endişe ediyorum ki çok kolaylıkla insanı kendi rahatlatma ihtimali olan bir yöntem olduğu için. Bu tip daha işlemeyen yöntemler yerine insan temasına odaklanarak, rutinlerinize dönerek, birazcık daha medyanın size iyi gelen kısmını alıp iyi gelmeyen kısmından kendinizi uzaklaştırarak bu süreçte ancak o güvenliği, mental güvenliği sağlayabilirsiniz. Bunlara dikkat edelim derim. Kendini doğru ve en etkili şekilde ifade edemeyeceğini düşünenler, dil bariyeri olabilir ya da hani o anda çok duygusallaştığı için doğru kelimeleri bulamayacağını hissediyor olabilir. O kişiler için ne söylersin? Şu anda tam tersi dışarıya açılmak yerine ya da komşusuna, çocuklarının anasına babasına bile anlatmak yerine içine çekilenler var. Evet, kesinlikle. İşte bu aslında duygularımızı bazen bastırmaktan, bazen nasıl ifade edeceğimizi bilememekten en kolayı aslında bedeninizle temasa geçmek. Birazcık böyle fiziksel dokunuşlar bu tip duyguların çıkması için yardımcı olabilir. Böyle göğsü ovalamak, derin derin biraz burundan nefes alıp ağızdan vermek, her gün buna odaklanmak. Ne kadar zor olsa da birazcık stretch, birazcık bedenin hareketi, bunlar duygularla teması bir tık arttırabilir ve çıkarmaya yardımcı olabilir. Ağlamak sayısı ve sınırı olmayan bir davranış ve çok normal. İstediğiniz kadar ağlayabilirsiniz örneğin bu dönemde. Birine sarılıp ağlayabilirsiniz. Fiziksel temas iyi geliyorsa rica edebilirsiniz. Ya benim omzuma dokunabilir misin? Sırtıma dokunabilir misin? O kadar yalnız hissediyorum ki sana dayanabilir miyim? Gibi biraz fiziksel temaslarla başlarsak o duygularla temasa geçeriz. Sonra gelecek evet. O ifadeler. Bu söylediğin şey şöyle çok önemli. Anlattığın hani bu teması talep etmek, bu tabii ki profesyonel ortamda, iş çevresinde olabilecek bir şey. Belki değil ama bu şunu da gösteriyor ki sadece iş çevresinde, ev dışında değil, evde de tam bu temaslara, bu paylaşıma ve bu açılmaya birbirimize ihtiyacımız var, değil mi? Çok hem de her yerde. Evet ve bunu da çiftlerin ya da aynı ortamları paylaşan insanların birbirine hangi kelimelerle ifade etmesi gerektiğini düşünüyorsun? Onların bir el kitabı yok şimdi ortada ama. Yok ama çok basitten birkaç nokta var ki o da hiçbirimiz bir böyle parmak izlerimiz farklı ya birbirimizin duygularını anlamayabiliriz. Mantıklı bulmayabiliriz ifade ediş şeklini ama kabul etmek ve alan açmak zorundayız. O yüzden diyaloglarda birbirimizi anlamasak da o alanı açıp ne söylüyorsak onu validate diyoruz. Yani böyle bir onaylamak ve anlamaya çalıştığımızı göstermek. Anlayamıyorsak bile orada sadece durabilmek yeterli. Böyle kelimeler söylemeyeceğim İrep ama önemli olan aslında herkesin farklı olduğunu, bu süreci farklı yaşayacağını, farklı sürede yaşayacağını, farklı duygularla yaşayacağını kabul etmek ve saygı duymak. Birisi öfkeyle bunu yaşayacak, diğeri ise daha büyük bir yas ve acıyla, belki depresif semptomlarla bunu yaşayacak. Hepimiz aynı süreçten geçmeyeceğiz. Bunu kabul etmek lazım ve buna saygı gösterecek cümlelerle yaklaşmak lazım aslında. Anlıyorum. Haklısın. Bunu hiç düşünmemiştim. Teşekkür ederim benimle paylaştığın için. İyi ki buradasın. İyi ki bunları bana söylüyorsun. Ben de bunlardan geçiyorum. Belki senden farklı yaşıyorum ama ben de bunları yaşıyorum şeklinde. Farklıyız ama aynı noktada beraberiz. Birlikteliğini yaşamamız gerekiyor. Klinik psikolog Bahar Özkan. Çok teşekkür ediyorum yeniden. Ve bu yayını gerçekten izlemenizi, içselleştirebilmenizi ve paylaşabilmenizi çok istiyorum. Önemli. Yeniden görüşünceye kadar.